Aslılar bizi yıldıramaz. Eğitim Senatı Şube Başkanı Ayhan Erkal, Antakya Köprü başında düzenlediği basın açıklamasında hükümetin yaşam tarzlarına yönelik baskıcı ve dayatmacı müdahaleleri ve eğitimde yaratılmak istenen çürümeye karşı tepkisiz kalmayacaklarını ifade etti. Türkiye'de herkese eşit, parasız, layık, demokratik ve ana dilinde eğitim hakkı başta olmak üzere en temel insan hakları ve özgürlükleri yok sayılmakta, İktidarın günlük yaşama yönelik müdahale ve yönlendirmeleri hız kesmeden sürmektedir. AKP'nin 11 yıldır attığı her adımda yalnızca kendisi gibi düşünenler için demokrasi ve özgürlük talep ettiğini kaydeden Eğitim Sanatı Şube Başkanı Ayhan Erkal, siyasi iktidarın toplumun farklı kesimlerinin, işçilerin ve kamu emekçilerinin acil çözüm bekleyen sorunlarını geri plana ittiğini ve toplumu kutuplaştıran politikalar ürettiğini söyledi. 11 yıldır iktidar olan AKP, bugüne kadar attığı her adımda sadece kendisi gibi düşünenler için demokrasi ve özgürlük talep etmiş, kendisi gibi düşünmeyenleri sindirmeye, korkutmaya ve ötekileştirmeye çalışmaktadır. Siyasi iktidarın yaşam tarzı dayatmalarına karşı susmayacaklarının altını çizen Eğitim Senatı Şube Başkanı Ayhan Erkal, hükümeti 4+4+4 uygulaması üzerinden eğitimi çürütmekle suçladı ve yıllarca sürgün ve soruşturmalara maruz kalan eğitim ve bilim emekçilerinin sorunlarının çözümü açısından ortak çıkarlar etrafında birlikte hareket edilmesi çağrısı yaptı. Kötü ve sağlıksız koşullarda çalışan, hakları gasp edilen, sürgünlere ve soruşturmalara maruz kalan, bütün eğitim ve bilim emekçilerine yıllardır çözüm bekleyen sorunlarımızın kalıcı olarak çözülmesi talebiyle birlikte hareket etmeye ve ortak çıkarları etrafında birleşmeye çağırıyoruz.